Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. İstikametten ayrılmasın inşallah. Fetih suresinde malum bildiğiniz 19. mektuptan okuyacağım biraz. Pek az yapıyoruz gerçi. Yer yer yapıyoruz ama tevhid yapıyoruz. Haşir yapıyoruz. Daha çok. Bir de farklı olsun. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın zatına bakarken peygamberin delili sıdkı, yani doğruluğuna delil, her bir hareket, her bir halidir. Hareket ve hal. Yani hareket, olaylar karşısında sergilediği tavır. Bir de haleti, yani taşıdığı hadiselerde etkilenme durumu. Haleti ruhiyesi. Çünkü önünde giden numune yok, model yok, mukayese yok, patent yok, misal yok, muacele yok. İlk yapacaksın, son gibi olacak. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ben 23 sene önce böyle dedim ama şimdi değiştiriyorum deme şeyi yok. İnsanlar gibi hasenat, seyyiat, sebabı ve günahı ne kadar ise o ona değerlendirilir, iyidir, kötüdür. Bunda peygamberlerde böyle yok. Hata olmayacak. Hiçbir numunesi yok. Misali yok. Yani böyle oturmuş kütüphanede sen Asurluları, sen Babilleri, sen Bizansları, sen Farisileri vesaire milletlerden ve peygamberden malumat topla, dosyayı getir bana, o kütüphanede harmanlayıp böyle bir hareketi yapması, kütüphanede oturması mümkün değil. Okuma yazması olmayan, kütüphanede bulunmayan bir zatta ya ilk ya numune yok ya. Nasıl dayanabiliyor? Nasıl ayakta durabiliyor? Psikolojisini düşün ya. Allah Allah, acayip bir şey ya. Her bir harekatında Adem'i tereddüt. Tereddüdü yok. Acaba bu hak mı? Muterizlere Adem'i iltifat. İtiraz edenlere, düşmanlarına iltifat etmiyor. Estağfurullah, tabi haklısınız ama gibi şeyi yok. Muarızlara Adem'i mubalat. Mubalat aldırış etmiyor. Bütün cihan aleyhinde o aldırış etmiyor. Yani aldırış nasıl etmiyor ya, nasıl etkilenmiyor? Sonuçta insandır. Sizin gibi bir insandır diyor. Adem-i mubalat. Yani aldırış etmiyor, takmıyor. Ya bize bizim değil düşman, eşimiz, çocuğumuz bir şey söylese kafaya takılıyor. Akşam o kafamızda dolaşıyor. Muhalif olanlardan Adem-i tahaffuf. Muhalif olanlara korkmuyor. Onlardan korkmuyor. Bu neyi gösteriyor? Bu sıfatlar sıdkını ve ciddiyetini gösteriyor. Bazen bir şey anlamak için tersinden bakılabiliyor. Ters. Sıdkın tersi nedir? Kizb. Kizb nedir? Yalan. Yalan ne anlıyorsunuz mesela? Yalan. Yalan nedir? Yalan nedir? Doğru olmayan. Doğru olmayan, uydurma, aldatma, içi boş, başka yalan. Arkadaşlar, yalan cehalet değil. Doğruyu bilmeye rağmen tersini söylemek. Doğruyu bilende yalan olur. Doğruyu bilmeyip de söyleyen cahil olur. Yani doğruyu bilenin yalanı olur.
Doğruyu biliyor. Peki yalan neyi ortadan kaldırır? Kendisini ortadan kaldırır. Ben yalan söylediğimi bilmiyor muyum? Biliyorum. Karşıyı geçici bir formatta, geçici bir çare buluyorum ama ben yalan söylediğimi, vallahi abi ben bunu 5 liraya aldım. Yalan. Ben bilmiyor muyum 5 liraya almadığımı? O zaman yalan ilk önce karşıyı değil, kendisini ortadan kaldırır. Kişilik çatışması yaşar. Yani doğrularına da şüphe etmeye başlar. Acaba bu da yalan mı? Kendi aleminde. Sıdk, kizbin tersidir. Kizb yalandır. Yalan doğruya rağmen ters söylemektir. O yalandır. Cehalet değil. Ciddiyet nedir abiler? Ciddiyet nedir? Ne anlıyorsunuz? Beraber işleyelim diye istiyorum. Ciddi mesela kim ne diyecek abi? Ciddiyet nedir? Ciddi olmak. Hani biliyoruz ya. Biliyoruz, es geçiyoruz. Ne? Usulüne göre. Usulüne göre bulunmak. Yani ifrat tefritten azade attı vasat. Başka? Lakaytlıktan uzak. Ne? Lakaytlıktan uzak. Lakaytlıktan uzak. Lakaytlığın zıttı. Diyor. Başka? Samimi, ağırbaşlılık, yani gerçekçi bir adam. Adam samimi. Samimi yani, ciddi. Devasına samimi. Gerçekçi bir adam. Ciddiyet de bu. Diyor ki, ahlak-ı âliyeyi, âli, yüksek ahlakları, yüksek huyları hakikate yapıştıran, o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Ahlak huyların cemiyidir. Huluklar. Yani her bir hissin, duygun, latifenin. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye gidiyoruz. Fikirler dimağda. Gir içeriye. Vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife. Hepsinin ifrat, tefrit, vasatı var. Vasat olması, vasatların toplamına ahlak deniliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ben 124 bin peygamberin dinlerini tamamlamaya geldim dememiş. Aslında öyle demesi, öyle benziyor. Çünkü Hatemen Nebi, son peygamber, son olması dinleri tamamlamış. Mühür vurması lazım. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Ya. Din tamamlanmaz kardeş. Devam eder gider. Ama alem-i şehadetin işlevindeki insanın tavrı peygamber tamamlamış. Ahlak. Bir de okuyorum. Ahlak-ı âliyeyi, yüksek huyları hakikate yapıştıran, o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk, yani doğruluk, samimi, gerçekçi bu insan, kalkıp araya kizp, yalan girerse, rüzgarlara oyuncak olan, bak, rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyuncak olur. Yani derler ya, sen davanda samimi olsaydın, sen de olurdu senin hayatında. Yani peki nedir o? Diyor ki rüzgarlara oyuncak olan yaprak gibi. Dalında yaprak rüzgarın yönünü gösterir. Rüzgarın yönünü gösterir. Ama yaprak düştü mü kendisi yön olur. Rüzgar sürükler, yön gösteremez. Daldayken yaprak rüzgarın yönünü gösteriyor. Aşağıda ise kendisi yön göstermek değil, kendisi yön oluyor. Evet, her bir harekatında ademi tereddüt. Acaba doğru mu? Yani sif ben mi doğruyum? Sif ben mi haklıyım? Diye davasına hiç şüphe etmemiş. Yanımı ne yok ya? Kavmi, kabilesi, amcası, düşman. İnsan demez mi ya? Bir ben mi haklıyım? Yani insan der yani böyle. Demiyor. Adem-i tereddüt.
Müterisleri Adem'i ihtilaf. Adem'i iltifat. İltifat etmiyor. Altlarını almıyor. Muarızlara Adem'i mübalat. Aldırış etmiyor. Muhalif olanlardan Adem'i tahaffuf. Onlardan korkmuyor. Bu neyi gösteriyor? Bu zatın sıdkını ve ciddiyetini gösteriyor. Ya bu insan, ya bir insan nasıl olur ya? Bir kere kıraatta 10 tane imam var. Hepsinden de 3 tane ravisi var. Kıraat ya. Bu nasıl okunacak? Yani bu Kur'an nasıl dizilecek değil. Biz İmam Asım'ı şey yapıyoruz ve 3 tane bizim şeyde o kıraat imamlarımızda 3 tanedir. 10 çeşit deniliyor. Şimdi bu Kur'an nasıl okunacağı dair insan ömrünü vermiş ya. Ömür veriyorlar. Ya Kur'an nasıl okunur? Kur'an ortaya koymak değil. Mananın dizilmesi değil. Ben hiç unutmuyorum. 2,5 sene vesvesenin o yazılışı var ya, vesvese. Vav ve sinin. 2 tane harf. Ve vesvese. Zelzele. Serseri. O vav ve sin harfinin tabiatıyla meşgul oldu. Yani vesvese 2 harfle yazılıyor. Diğeri tekrar. Vesvese. Vav her bir Kur'an'ın harfi. Yani için anlatıyorum. Bu Kur'an nasıl dizilecek? Cehennemi mi anlatıyorsun? Kullanacağın harfler celali olması lazım. Her bir harfin toprak tabiatlı mı? Ateş tabiatlı mı? Su tabiatlı mı? Hava tabiatlı mı? Eğer ilmi şeyi anlatıyorsanız hava tabiatlı olacak. İslamiyet suyuyla, bak, imanın nuruyla diyor. İman nura, İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı altında, evamir Kur'an'ı imtisal. Davranışı da Kur'an'daki meller. Şimdi bunu yaparken, cehennemi anlatırken ateş harflerini kullanacaksın. Ateş tabiat. Ve böyle bir şey dizeceksin ya. Ya bu insan, bir insan bir kere ömrü yetmez. Bu konuda imamlar gelmiş ya. Bunu ilk defa çıkartıyorsun yani. İlk defa numune yok, model yok, misal yok, mukayese yok, taklit yok, muacele yok. Bu 23 senede de bunu tamamlayacaksın. Kıraatını mı tamamlayacaksın? Harflerin dizileşmeyi mi kullanacaksın? Ahkam mı çıkartacaksın? Hukuk mu koyacaksın? Yaşayacak mısın? Aile mi kuracaksın? Böyle bir şey olur mu ya? Biliyoruz da biraz da biz içindeyiz yani. Bu nasıl olacak ya? Benim sağım değil diyorum mesela. Hem de evamirinde hakikatin ruhuna olan isabeti tam da isabet edecek. Yanlış da yapmayacak. Hata olmayacak. Ey ashabım, ben 23 sene önce söyledim ama şimdi onu değiştiriyor dememiş. İlk yaptığın hareketi son gibi olacak. İlk konuşman son konuşma gibi olacak. Yani şimdi değiştiriyorum, bize aittir o. Ve tam isabet edecek. Tam isabet edecek. Hakkaniyetini gösterir. Ya bu nasıl bir talebe yetiştirmiş? Nasıl bir ahlak ya? Bir örnek vermek istiyorum. İçim kaynıyor ondan. Arkadaşlar, Uhud için biz hacca, ümreye götürdüğümüz zaman insanlar orada, Uhud mekteptir. Yani hacın hikmetini anlatan sitede dersimiz var ya orada. Orada da diyordum da. Uhud var ya, Uhud mekteptir. Ne ararsan bulursun. Şimdi Okçular Tepesi'nde kaç kişi vardı? 50 kişi. Kimlerdi? Kimlerdi? Var mı kitapta? İsimleri yok abi. Kitapta ismini okuyan var mı? Şunlar şunlardı diye. Bilen var mı kimler olduğu? Sahabe. Tabii ki sahabe de. Allah Resulü diyor ki 3 defa. Ben demedikçe, lime lime kesilmedikçe. Her ne olursa olsun siz burayı terk etmeyeceksiniz dedi değil mi o sahabe? 3 defa tekrar etmiş. Bak doğransam bile görseniz de inmeyeceksiniz dediği halde terk ettiler. Peki bunların terk etmesiyle ortaya çıkan faciada kaç tane sahabe gitmiş?
70 rivayet, bir rivayete göre böyle. Şimdi onların akrabası yok muydu? Veya diğer o sahabeler, peki demeyecekler mi ki sen sebep oldun, sen inmemen gerekirken indin, peygamberi dinlemedin. Bir şey diyecekler değil mi arkadaşlar? Yo, inen sahabenin hanımı bile bilmiyor. Hanımı, çocukları bilmiyor. Peki niye demediler diğer? Bana şimdi bir haksızlık yapın. 7 mahalle duyar. Herkes ilan eder. Var ya bunlar falanca bir daha adam biliyorsunuz bak. Herkese dağıtırım. Lan orada sen peygamber sana söylemiş. İnmeyeceksin, indin. Onlar hadi demedi inen. Biz bu hatayı yaptık. Diğer sahabeler niye yaymadı? Şu ahlaka bak ya. Şu ahlak-ı âliyeye bak kardeşim. Bundan daha ilerisi olur mu? Bu nasıl bir ahlak, nasıl bir talebe yetiştirmiş? Dememiş ya. Diğerleri dememiş. Senden dolayı oldu. Senden dolayı başımıza bal geldi. Benim amcamın oğlu bak 70 kişinin içinde şehit oldu. Siz inmeseydiniz demeyecek miydik? Biz neler oluyor ya? 7 mahalleyi söylüyoruz ya. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir ahlakla yetiştirmiş ya? Hiç ses yapmamış ya. Hiç dememişler. İtham etmemişler. Karşılarına çıkmamışlar. Uhud mekteptir. Mektep, okuldur. Hayat mektebi. Her şey var. Ne ararsanız var orada. Ya nasıl demedi Mehmet kardeş? Bizim kuyruğumuza bastıkları zaman o yere söylüyoruz. Çaktırmadan da ta kendisini demesek bile etrafını çeviriyorum yani. Ya bu nasıl bir talebe yetiştirmiş ya? Nasıl bir ahlaka sahip olmuş ya? Üniversite okumamış. Çünkü ben biliyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu değil yani. İmam Hatip mezunu da okumamış. Tillo'dan da mezun olmamış. Ve sahabeleri ahlak okulunda mezun olmamış, işletmeden olmamış. Benim bildiğime göre Hazreti Ali Radiyallahu Anh Harp Akademisi mezunu değil. Benim bildiğime göre Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Hukuk fakültesi mezunu değil. Hukuk fakültesi mezunu değil. Hazreti Ömer. Regalar. Nerede mezun ya? Hukuk adaletin babası deniliyor. Hukuk mezunu mudur? Hazreti Ali radıyallahu anh Harp Akademisi mezunu mudur? Halid bin Velid gibi. Elhasıl tahaffuf yani haf etmek, korkmak, bir. İki, tereddüt. Üç, telaş peygamberin. Korkması, tereddüt etmesi. Tamam da yani kavmi, kabilesi, amcası, hepsi düşman. Ya insan biraz, ya acaba ya. Bizim başımıza bir hal geldi. İçeride kaç defa dedim. Tamam da hep ben mi haklıyım ya? Baksana bu kadar ciddi insanlar, onlar da benim aleyhimde. Bir psikolojimi bir bilseniz. Ben de sorguladım ya. Ben mi haklıyım ya? Haklıyım diye girdik buraya. Şunlar da aleyhimde. Ulan nerede yaptım ya hata ya? Peygamber aleyhissalatü vesselam'da zerre kadar haf, korku, tereddüt, telaş, mübalağat yani aldırış etmiyor. Takmıyor yani. Hakaret etsene. Gibi hile ve ademi vusuku yani bizim şüphe uyandıracak, güvenimizi sarsacak bir hal ve haleti, tavrı ve davranışı yok. Sonra itminansızlığı ima eden yani kendisi bile doymamış. Tavrından belli. Mesela bir misal söyleyeyim. Benim biraz mesleğim olduğu için psikoloji böyle. Sağımla alakalı. Bir adam, bir hoca, bir imam konuşsa o konuştuğu konuyla alakalı hakikaten o konuya hakimi belli. Yani itminan, kendisi tatmin olmuş. Her sahanın eli bilir. Doktorun bu konuda uzman elini çalışırken doktorum bilir. Her saha bilir. İnşaatçı, inşaatı çalışır, sıvacı bilir. Baktığı zaman. Şimdi insanın fıtratına baktığın zaman hakikaten kendisi tatmin olmuş mu? Kendisinde hazm olmuş mu bu mana? Yoksa sırıtıyor mu? Yani dişe kusmuş, boya gibi.
itminansızlığı ima eden umurlardan mübera iken Allah Resulü böyle bir tavırları ve haleti yok. O kadar samimi ve ciddi. Ya arkadaş, bir belediye başkanının yanına gidemezsin, bir tane şey, kaymakama gidemezsin. Bu zat aleyhissalatü vesselam kavmi, kabilesi, amcası, bütün diğer büyük dinlerin etbaları düşman. Bu kadar düşmanda nasıl öldürülememiş? Tamam, belirli döneme kadar sahabe koruyordu diyor. Sonra vallahi yasmike minen nas. Seni Rabbim koruyacaktır ayeti nazil olana kadar. Ondan sonra ey ashabım daha muhafaza etmeye, yani yanımda bulunmanıza gerek yok. Rabbim beni hıfzediyor. Tam da öldürürse ne olacak? Bu ayet yanlış olacak. Hani korunacaktın? Bu ayet yanlış olunca Kur'an komple gitti. Bizim gibi değil ki sevabımızla günahımız kıyas edilsin. Sevap fazlaysa iyi adamdır. Kötü fazlaysa kötü adam. Peygamberlerde öyle yok. Bir hata olmayacak. Vallahi yasmike minen nas. Rabbim beni hıfzediyor, koruyor. Tamam bu ayeti nüzüledikten sonra nöbet darlığa lüzum yoktur ey ashabım. Beni bırakın diyor. Tamam öldürürse ne olacak? Ki yaptılar kaç defa teşebbüs ettiler. O konu değil, girmeyeceğim. Yani bir nasıl böyle doyum, nasıl bir memnun, nasıl bir rahat? Bir insan bu kadar rahat olur mu? Olamaz. Var. O zaman kainatın patronundan geliyor haber ya. Kainatın sahibi patronu söylüyor. Koruyor ya. Nasıl bir güveniyor, nasıl bir abi. Herkes her şeyden hasta olur ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle veya zenginliklerinden. Yani insan özendiği çok şey var. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselama en çok özendiğim ibadeti değil, miracı da değil, ne bileyim ne aklınıza geliyorsa değil, beni en çok meftun eden, hasta eden, hasta değil, hasta eden imanı. İmanına hastayım ya. Bu nasıl bir iman ya Rabbi ya? Nasıl bir iman, nasıl bir itminan, nasıl hazmetmiş, nasıl doymuş? Ben onun imanına, vallahi, miracına değil, mucizesine değil, ubudiyetine değil, cennetindeki makamına değil. İmanına hastayım ya. Nasıl bir iman? Model yok. Bu Fatır ismi. Fatır isminden söylüyorum. Fatır ismi. Zamansız, mekansız, vasıfsız, sıfatsız, numunesiz, modelsiz, mukayesesiz, taklitsiz, örneksiz, ilk ve son yapmak demek. Ona mazhar olmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Garip ya. Numunesi yok. Taklit edecek kimse yok. Misal yok, mukayese yok, yanlış yapma şansın yok. Nasıl rahatsın ya, nasıl uyuyorsun? Ya. İtminansızlığı ima eden, yani bunları böyle hafif böyle işaret edecek umurlardan, böyle işlerden mübera iken bila perva. Yani pervasız, kuvveti itminanınla, itminanla en hatarlı makamlarda olan hareketi, en zor, en tehlikeli ortamlarda bile rahatça hareketi ve nihayette olan isabeti, tam da isabet etmiş. Deneme yanılma yapmamış. Gayet rahat söylüyor. Biz hemen kıvırıyoruz. Acayip bir şey. Zor olduğu zaman benim değildir. Ben demedim. Aslında öyle de ben onu demek istemedim diye hemen re yapıyoruz. Viraj alıyoruz. Hiçbir şey yapmadan fesbanallah, bila perva, kuvveti imanı, bak itminanıyla en hatarlı makamlarda, en tehlikeli zeminlerde olan hareketi ve nihayette olan isabeti. Tamam, nasıl isabet etmiş? Mesela Uhud'u söyledim. Daha ondan ileri ahlak olur mu? Ya o 50 kişi okçulardan iniyor. Ne o ailelerine söylüyor biz oradaydık diye. Biz indik peygamberin söylemesine rağmen. Ne de o 70 tane sahabe ölmüş. Onların akrabaları da vardı. Senden dolayı oldu. Siz inmeseydiniz veya diğer sahabeler siz orayı terk etmeyecektiniz diye. He gafur demediler. Şu alaka bak. Biz olsaydık gafur sen sebep oldun. Ben sana demedim mi 140-160 basma. Sana kaç defa dedim bak başımıza bu hal geldi. Deriz ya o yerde. Ya bir de tam isabeti. Sonra iki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri harekatiyle tesis ettiğine binaen. Tamam da burayı
Burayı buraya göre inşa etmiyor ki. Ben şimdi hadis-i şerifi söyleyeceğim. Hadis-i şerif nedir? Çok çeşitli izahları var tavırda. Fakat ben eylemde göstereceğim. Hadis-i şerif, hadis nedir hadis? Şimdi arkadaşlar bu kitap görüyoruz. Böyle mi dursun burada? Böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Böyle mi dursun? Böyle mi? Nasıl dursun? Herkes buradakilere göre farklı olur. Abi böyle çevirsene. Veya böyle çevir. Sana anlamazsın. Yani bunun ne olduğunu nereye göre anlam kazandığına bağlı. Bunu nereye koyacaksın? Ne olduğu, nereye ait olduğunu, işlevi nedir? Ona göre. Allah Resulü şöyle yaparmış. Bakın. Aleyhissalatü vesselam sünnetini söylüyor. Alemi şehadet önünde, alemi gayb orada olsa, Allah Resulü şehadete ve gayba bakıyor ve alemi şehadete hükmediyor. Diyor ki Hasan, o kitabı götür. O kitap orada, şurada iyi gözükmüyor. Götür. Hayır, yanlış oldu. Götür. Çevir. Biraz sağ ol. O kitap burada tam isabetli gözükmüyor. Çevir. Kaldır. Heh. Bu kitap buraya, oradan hükmediyor. Bu, orada bu kitap en güzel böyle duruyor. Diyor. Yani gayba nüfuz ederek alem-i şehadete hükmediyor. Sünnet-i seniye bu. Şimdi kalkıyor. Bir de insanın sözüdür diyor. Bir tanesi çıkıyor. Kafasına yatmıyor. Radiyallahu anh hazretlerinin. Hadis değildir diyor. Şu pervasız ya şeye bak ya. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tam isabet etmesinin sebebi, günah yapmamalarının sebebi, korunmalarının esbab alemindeki sebebi, alemi şahadete, alemi gaybla hükmediyor. Olmaz. Götür. İyi olmuyor orada. Bu evet orada. Bu kitap burada ama bu orada yanlış gözüküyor. Götür. Hah. Tamam. Ey ashabım. Bu sünnetimdir. Bu böyle yap. Nereye göre? Herkes isabetli böyledir. Çünkü gaybla hükmetti buraya. Ve alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdı diyor. 15. şu anda. Aynedir bu alem, her şey hak ile kayım. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah anlaşılır, bilinir, tanımlanır, öğrenilir değil. Allah görünür daim. Sahabe onu seyrettiği için Mirat-ı Muhammed'den, ayna değil. Ayna lavaboya girersin, saçını düzeltirsin. Mirat seni inşa eder. Mesela toprak mirattır. Atarsın çekirdeği. Sonra da bakarsın bu nedir? Bu çekirdek nedir? Bilmiyorum. At çekirdeğe. Bu CD nedir? Bilmiyorum. Tak bilgisayara. Bu flash bellekte ne var? Tak bilgisayara. Bilgisayarın ekranı nedir? Mirattır. İçini dışarıya inşa edendir. Çekirdekten ağacın çıkmasına mirat. O onu dışarıda gösteriyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesine ayna değil, mirat. Yani onda gözüken hulukul Kur'an. Kur'an ahlakı. Ayşe Sıddıka radıyallahu anh'ın dediği gibi o Kur'an ahlakıydı. Onu seyrettikleri zaman ayni ruhundan Rablerini sahabeler seyrediyormuş. Bak, aynedir bu alem. Aynedir, mirat değil. Aynedir bu alem. Şad-ı Şiraz diyor. Usta da zikrediyor. Bu alem aynadır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Hak isimleri icra ediliyor. Sergi. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam ayna değil. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. O sıbgatullah. Allah'ın boyası. Bakan boyalanıyor. Nasip olan tabii. Alıcın yoksa 5. katta yan yapıyoruz. Alttaki adam duymuyor. Ama alıcısı açık olan Avustralya'dan o yayını duyuyor. Yanındaki zındıklar onun tebliğini duymadı. Bizim radyo açık, ruh radyosu. 1400 sene sonra duyuyoruz. Şimdi radyonuz açık duyuyorsunuz. Radyo açık. Adam 5. kattaki yayını Avustralya'dan duyuyor ama komşum duymuyor. Radyo açık değil ki. 1400 sene sonra duyuyoruz. Çok şükür ya. Elhamdülillah. Ah.
gerisi hikaye. Nasıl bir iman? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Diyor ki, ustada da demişler, 10 sene İstanbul'da kaldım, bir defa bakmadım. Oysa Yahudi ve Ermeni şeyleri vardı yani, törenleri vardı. Mesela Karaköy onlara verilmişti. Ustad diyor ki, yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyorum. Yani buranın karşılığını hemen orada görüyor. İkisi birden. Yerde işlenen günahlar alemi misalde temessüllerini görüyorum. Nasıl bakayım diyor. Yani sonuçta süreci beraber. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mesela. Allah Allah. Nasıl? Diyor ki, kitap her tarafı doğru dahi olsa ehli bidâ ise diyor, Rabbani Hazretleri'nin sözü radiyallahu anh. O kitap okumayın çünkü diyor o yazarın ehli bidardır. Bidatı diyor size sirayet eder. Mesela sigara içmediğin halde sigara içenin yanında olsan sana siner. Veya yapsan bu da sirayet ediyor. Bu da psikoloji. Bak hepiniz de yavaş yavaş başladı. Keşke yapmasaydım ama sirayet yani. Bak denemek için yaptığım halde. İşte bidat böyle bir şey. Bidat. Nihayette olan isabeti, iki alemde semere verecek olan ziya hayat kaideleri harekatıyla tesis ettiğine binaen, yani gaybla şahadeti yönlendiriyor, inşa ediyor, ihya ediyor. Her bir fiil ve her bir tavrının iki taraftan, yani mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapın veya yaptığı sünnet dışında gördüğü, sahabelerde gördüğü hareketlerde veya sözlerde ses çıkarmaması değil, tavır yapıyor. Surat eskitmesi, yüz çevirmesi veya gülmesi, tebessüm etmesi de o da sünnet. O da sünnet yani tavrı bu. Nasıl tavır takındı böyle? İki, her bir tavrının iki taraftan yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti ve sıdkı. Yani daha yeni çıkmışken alttan alıyor mütevazi şöyle şöyle. Sonra muvaffak olduğu zaman bakayım nasıl. Şimdi fakir oluyor adam milletvekili. Fakirdi milletvekili oluyor trilyarlık oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi 25. 15 sene daha yaştı. 40 yaşında Hatice-i Kübra radiyallahu anha validemiz de zengin. Kafilesi var ticaret. Evlenmiş zengindi yani. Onunla evlenmiş. Ama peygamber olunca hepsi gitmiş. Şimdi ise ben şimdi peygamber gibi veya ciddi bir makamda olacağım. Ulan hepinizden zengin olurum ya. Hepinizden zengin olurum tabii. Her şeyim yerinde olur. Ama daha yatacak yastığı yok. Hasırdan sırtında iz kalıyor. Acayip bir şey ya. İki taraftan yani bidayet ve nihayetinde ciddi midir? Davasına muvaffak olduktan sonra da davasına başladığı tarzda mıdır? Ciddi midir? Sıdkı, nazarı ehli dikkate arz-ı didar ediyor. Bağımsız, mecmu harekatının imtizacından, yani tavırlarından, konuşmalarından, hal ve hareketlerinden, usluplarının bütünselliğinden, imtizacından ciddiyet ve hakkiyet, şule, cevale gibi, yani ciddi ve hakkiyeti nur gibi saçıyor. Bakan, hatta Velid bin Mughire, Halid bin Velid'in babası ona gitmişlerdi. Yaşlı bir kafir. Savaşta, şimdi tank manasına gelen 100 tane şey vermiş, deve vermiş savaşa katılsın diye. Tank, o zamanın tankı ya. Demiş ki, ya sihirdeyin gitsin dedi ya. Çünkü beşer kelamına benzemiyor. Ne yapıyor? Şule cebali gibi. Nur saçarak ortaya getirdiği her hareketi fıtrata isabet etmiş. Habeş kralı da ne söylüyor diyor. Bir de ne diyor? Bir adama bak, ölçüsüne bak. Bunu kim takip ediyor diyor. Kral. O gelenlere... Bunun takipçileri kim? Kimler diyor? Toplumun zayıfları. Zayıfları ve gençleri. Fakirleri. Düşkünleri, itilmiş kalkınmışlar mesela. Peygamberdir diyor adam. Ölçü olunca
Sonra Şule-i Cevali gibi inikasatından, yani söylediği şeyin karşıya yer bulmasından, muvazenatından, sıdk ve isabet, belki lami gibi, parlak şimşek gibi, ışık gibi tezahür ve tecelli ediyor. Diyor ki, hem o mucizat-ı bahire sahibi olan vahdaniyet delalı ve saadet-i ebediye müjdecisi, kendi zat-ı mübarekinde öyle ahlak-ı aliye, vazife-i risaletinde öyle seceye-i samiye, yani mesela kendi yaşantısında ahlak-ı aliye. Ahlak, huyların bütünlüğü, hulukların cemidir. Huyların cemini bir daha söylüyorum yeni gelenler için. Soğan kabuğu gibi düşünün sonra. Katman, yani veya buz, ama aynı zamanda sudur. Buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. Bir yere gitmiyoruz, aynı yerdeyiz. Sudur, buzdur, sudur, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat vesaire. Aynı madde de böyle. Şimdi ilk önce en dış kabukta, insanda, dimağda düşünceler var. Düşünceler yöntemdir, deşmektir der. Ustad diyor ki düşünmek ise deşmektir. Yani sisteme girmektir, ilim değildir düşünmek. Bakın arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam ahlakı düşüncelerinde, ilminde, gir içeriye vicdanındaki hislerinde, gir içeriye kalplerindeki duygularında, vicdanlarındaki latife. Latife ruhtadır. Duygu kalptedir. His vicdandadır. Fikir dimağda, akıldadır. Bunların da ifrat tefriti var. Vasatının bütünlüğü, ahlak-ı aliye. Bütüne gelmiş. Ya. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmi kelamda ilmel yakin, annel yakin, hakkal yakin. Bozulmuş zeburda nispet edilen bir ayet var. Kafamda da kalmış. Bozulmuş ama o sureyi de görmüştüm ben. Mısır taraflarında da bulunduğum için orada onunla, bu hala o tekerleme vardı. Ezberledim. Çok da hoşuma gitti. Diyor ki ahlak-ı âliye şöyle diyorlar. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Hoşuma gittiği için ezberledim. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Ahlakı böyle tarif ediyorlar. Doğru düşünmeli, doğru düşünen, doğru konuşur. İkisini cem eden doğru yaşar. Kendisini inkar etmiyor. Sıdkı. Şimdi ahlak hali zatında vazifesi var bir de. Vazife-i risaletinde öyle seciyâ-i samiye, yüksek ve kıymetli, seviyeli şeyler söylüyor. Yani risaletinin vazifesi şu abiler. Kendimizden daha değerli bir şey hayata gaye olursa hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Eğer kendimizden daha basit şeyleri hayata gaye yaparsak her şey alt alta gelir, dibe doğru götürür. İnsanı canlı tutan, hayata bağlayan, anlamlandıran kendisinden, hayatından daha değerli gayesinin olmasıdır. Bir insanın en değerli serveti, sermayesi ömrüdür, hayatıdır. Hayatından daha değerli bir şey hayatına gaye yaparsa hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Eğer kendisinden daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. İntiharın sebebi o. Hayat anlamını kaybetmiş. Şimdi diyeceğim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam risaletindeki seciyâ-i samiye, hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayata gaye yapmasıdır. Hayat anlamını buluyor ve heyecan oluyor. Sıkıntılar, kılıç, yokluk, açlık, ölümler bile onlara basamak olmuş yükselmesine. Abi her şey üst üste geldi. Tamam işte bas çık işte. Üst üste geldi. Ya alt alta gelseydi aşağı doğru gidecekti. Üst üste geldi. Niye kılıçlar, açlıklar, kölelikler onları yıldırmamış? Çünkü
Seceyay Samiye sahibine talebe olmuş. Seceyay Samiye en değerli olan hayatımıza hayatımızdan daha değerli gaye vermiş. Hayatımızdan değerli kimdir? Tanıştırmış bizi kimle? Kainatın patronuyla. Allah. Hayatımızdan daha değerli nedir? Allah'tır. Hayatımızdan daha değerli cennet değildir. Hayatımızdan daha değerli sahibi hayat olan Cenab-ı Hak'tır. Allah ile bizi tanıştırmış. Allah hayatımızın içerisine anlam katmış, mayalamış. Seceyay-ı Samiye risaletini böyle. En büyük iyiliği, senin bu iyiliğini unutamam ya Muhammed diyor. Allah Allah. Felsef, İngiliz. Sen diyor beni Rabbimle tanıştırdın. Hristiyanlığın getirmiş olduğu şirk, Allah işte Allah'ın oğlu Testis bizi kurtarmaya vesile olduğun için bir Avusturyalı, Avusturyalı değil, şu Avrupa'daki Avusturya. Onun kitabını okuduğum bir kadın filozof. Diyor ki hiç unutmuyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına düşmüş kusur bulacağım diye. Kusur bulacağım diye. Onun cümlesini söyleyeceğim. Onun ifadesini. 7 sene arkasına düşmüş. Birkaç defa naklettim size. Fakat her bulduğu kusurda, aa bunda kusur var. Bilimsel dahi olsa kusur. Hayret etmiş. En sonunda şöyle yazmış ve kitabın adı öyle. 7 sene arkana düştüm ya Muhammed. Kusur bulmak için. Her kusurda aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyor. Ya 7 sene arkana düştüm. Her kusur zannettiğim şeyde bilimsel aklımı kendine secde ettirdin. Sana secde ediyorum ya Muhammed dedi. Yani bu kadın filozof yazmış. Aslı Yunanmış deniliyor ama yani işte ne olursa olsun. Seceyayı Samiye demek hayatından daha değerli bir şeye hayatını gaye yapmasından hayatımızın başına gelen olumsuz sıkıntılara anlamlandırmış. Anlam koyduktan sonra bunlar insanlara basamak olmuş. Yokluk bile hoşuna gitmiş. Taş bağlamış hoşuna gitmiş. Çünkü hayatını gaye edinmemiş. Uçkurluğunu midesine etmemiş. Hayatından daha değerli bir şeyi. İnsan edirse hiçbir şey gözü görmez. Ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasili galiye vardır ki en şiddet düşman dahi onu tasdik ediyor, inkara mecal bulamıyor. Şeriat demek neydi bugün biraz bahsetmiştik? Bizim dışımızda, dünyada, alem-i şehadetteki atmosferik olaylar, tabiat olaylar, gece gündüz yeme içme tuvaletler vesaire. Hadiselerde şartlara göre, gelişen şartlara en uygun, aklen, vicdanen, kalben ve ruhen ona uygun uslup, kelam, tavır geliştirmenin adı şeriattır. Yani şartlara hükmetmek, şartların arasındaki münasebet, şeriat diye korkutmuşlar ya, onun için fazla durdum. Şeriat, bizim dışımızda gelişen mesela diyelim ki fakire yardım etmek şeriattır. Yolda bir şeyi kaldırmak şeriattır. Gusül icap ediyorsa şeriattır. Zulmetmemek şeriattır. Adil olmak şeriattır. Tamam? Şeriat bu. Yani bizim dışımızda gelişen hadiselere doğal olur veya kişilerin tavırlarına karşı aklen, vicdanen, kalben ve ruhen. Bilerek söylüyorum soğan kabuğu gibi. En dışında akıldır. Gir içeriye vicdandır. Gir içeriye kalptir. Gir içeriye ruhtur. Aklen, vicdanen, kalben, ruhen, uslup, kelam, ifade ve tavır koymanın adı şeriattır. Şimdi bir daha dinleyin o zaman. Tebliğ ettiği şeriat. Bunu böyle yapmayın diyor. Çünkü niye oradan bakarak buraya söylüyor? Her şeyin ifrat tefriti var. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emareden, vasatı sünnet, fıtrattan. Böyle yapın diyor. Bu şeriat. Mesela ağacı böyle dikin. Şeriat şartlara göre bunu böyle yapın diyor. Tebliğ ettiği şeriat dininde öyle
Hasaili gale vardır ki, yani insanın o fıtratındaki manasız, gayesiz olan yapıyı canlandırıp âli bir şeye bağlaması, en şiddet düşmanı dahi onu tasdik ediyor. Yani tavırları, ahlakı, hiçbir tanesi çıkıp da Muhammed, mesela en zaliminin dediğini söyleyeyim. Muhammed nasıl bir insandı diyor. Şöyle diyor ha. En zalimin, şimdi mektubatta geçiyor. Çok zeki ve yüksek ahlaklıydı diyor. Ya. Çok zeki ve yüksek ahlaklıydı. İşte senin sahanda bu denilemez. Yüksek ahlaklı olması ve zeki olması. Çünkü niye? Yüksek ahlak yalana zıttır. O zaman yüksek ahlaklıysa doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa ben peygamberim diyor. Yani yalan söyleyen ahlaklı olmaz. Şimdi düşmanları bile diyor ki yüksek ahlak sahibiydi. O zaman yalan söylemiyor. O zaman doğru söylüyor. Ya. Şiddet düşman dahi onu tasdik ediyor. İnkara mecal bulamıyor. Ne yapıyor yani? Ne diyor? Zekat söylemiş. Fakir fukara yardım etti. Kötü mü demiş? Yani zulmetme demiş. Mesela diyor ki şu kabre, insanın en büyük meselesi şu kabir. Şu gördüğünüz gibi değil diyor kabir, tamam mı? Kabri anlamlandırıyor. Üzerindeki toprağı kaldırıyor. İnsanı ferahlandırıyor. Kötü mü yapmış? Bela ve musibeti çözmüş, izah etmiş. Bunun içindir diyor. Peki izah edilemeyenler ne oluyor? Onun altında eziliyorsun. Neyle izah edeceksin? Bela ve musibeti, kanseri, korona izah et. Şimdi adam ölüyor. Kafir ne yapacak? Yok olacağım. Yılan çıyan akreplere gideceğim diyor. Ama Müslüman ne diyor? Vallahi malım mümkün. Bak bu acımasız hastalıklardan, salgın hastalıklardan ölen şehittir. Malı da sadakadır, zekattır. Biz inanmışız diyor. Daha güzel bir aleme seyahattır diyor. Şimdi ölümü bile böyle yorumlamış. İnsanlara bak nasıl bir gaye vermiş. Düşmanları dahi onun tavrından, davranışlarından bir inkara mecal bulamıyor. Madem zatında, ahlakında, iki, vazifesinde, üç, dininde. Ey ashabım, 23 sene önce yapmıştık ama Allah namazı şimdi iştiriyoruz. Ve 23 sene böyle önce demiştim ama ya bir insan 23 senede hiç gelişmez mi ya? Öyle konuştum ama şimdi değiştiriyorum ya. Adam sabah karar veriyor, düşünüyor, öğleni değiştiriyor. 23 sene önce ne söylediyse 23 sene sonra aynı şeyi söylemesi, yani mebde ile müntaha, başlangıçla sonu bir yapmasının sebebi, yapabilmesinin sebebi alemi şahadete göre değildir. Alemi gayba nüfus etmeden, çünkü orada zaman yoktur, mazi, müstakbel yok, geçmiş gelecek yok. Orayla buraya hükmetmesiyle ancak mümkündür. Ya 23 sene sonra söyleyeceğini 23 sene önce nasıl söyleyeceksin ya? Nasıl yapacaksın? Değiştirmiyor. O zaman öyleydi, şimdi değiştiriyorum. Öyle demişti ya zamanında bir tane siyasetçi var. Dün dümdür dedi, bugün bugündür dedi ya. Yani biz şey gibi dönüyoruz dedi. Argo tabir gibi. Dönek bir şey. Dönüyor adam. Dün dündü diyor. Niye söyledin? Dün dündü diyor. Bugün bugündür. Yarın yarındır. Ya. Zatında, vazifesinde, dininde en yüksek ve güzel ahlakları, en ulvi ve mükemmel seciyeleri ve en kıymetli ve makbul hasletleri bulunuyor. Elbette o zat mevcudattaki kemalatın ve ahlak âliyenin misali ve mümessili ve timsali ve ustadıdır. Öyleyse zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir nokta istinattır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Bir daha. O zat mevcudattaki kemalatın ahlak-ı âliyenin misali. Yani mevcudatla ilişkisi, hatta eşya bile lanet okumayın. Allah bilmem neyi versin diyor, deniliyor ya, ben olmayan bir şeyi eline çekiç bulunca Allah falan versin yapıyorsun. Diyor ki eşya lanet okumayın diyor. Eşeğe münasebet. Mesela bir Yahudi çocuğunun kuşu için taziye gidiyor. Ahlaka bak ya. Biz olsaydı gebersin lan çeksin ya. Zalim zaten, zalimin çocuğu ne olacak zaten zalim. Demiyor ya, taziyesine gidiyor. Garip yani böyle.
Üç defa mescidi görmesi evini ziyaret ediyor. Biz zaten layık değil ya. Başına bir şey geldi. O zaten tokat dedi ya. O hak etmişti. Mutlaka ne yapmıştır? Timur Taş demişti. Beraber bir bulunmuştuk da. İftarı beraber yapmıştık gölün kenarına. Allah rahmet etsin. Ben de Yavuz Selim camisinde vaaz etmiştim. O zaman o ona işte bir şey. Diyor ki beni diyor alsalar aldılar. Hepsini oradaki hocalara hitap ediyor. Ya diyor, dediler diyor, diğerler demiyorum diyor. Ne yapmıştı Allah bilir. Ne yapmıştı biz bilmiyoruz. Hak etmişti. Müslüman der ha diyor, beni dinleyen zat der. Diyor. Çıkarken diyor, beni aldılar dedi. Bir tanesi ne polise demez de ne yapıyorsun ya? Git diyor bir papazı al bakalım diyor. Bir hahamı al bakalım diyor. Ya. Biz de şefkat tokatı yedi canım. Şefkat tokatı yedi. Ya öyle mi? Nereden biliyorsun şefkat tokatını? Peki kahramandır. Acayip yani. Ahlak. Hiç bırakmazmış. Ya Yahudi çocuğunun kuşu ölüyor ya. Gönül insanına bak ya. Küçük büyük bakmıyor. Allah için abiler büyük küçük yoktur. Allah için doğru yanlış, hak ve batıl vardır. Allah'a memnun etmek, razı etmek için büyük küçük yoktur. Büyük küçük bizim için var. Allah için doğru ile yanlış. Hakla batıl var. Küçük bir amel ile Allah razı edersin. Bir defa razı ettin mi? Allah için mazi müstakbel yok ya. Geçmiş gelecek yok. Bir defa ömründe gafır razı ettin mi? Her zaman razı değil. Tam bitti. Allah bir defa razı oldum. Tamam. Ben geçmişte olmuştum. Şimdi olmuyor. Değil. Hiç bir senede insan bir defa mı Rabbini razı edemedi ya? Çok şükür. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Cenab-ı Hak bu hakikatla haklanmayı nasip eylesin. Çocuklarımız da bizi imtihan etmesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, anlayışımıza istikamet versin. Burada kardeşler Arnavutköy Medresesi için okudukları hatimler var. Antalya'dan da okumuşlar. Yasinler var, fetih sureleri var, naziat sureleri. Allah ebeden daima razı olsun. İki cihanda aziz eylesin. Onlardan dolayı şuradaki duayı da okuyorum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferd, ya Hayyum, ya Kayyum, ya Hakim, ya Kuddus. İsm-i Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine Risale-i Nur külliyatını bastıranları, okuyanları, dinleyenleri, mübarek yardımcılarını, evlat ve iyallerini, onları sevenleri, onların sevdikleri kişileri ve bütün ehli imanı Cennetül Firdevs'te ve saadet ebediye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet imanı ve Kur'an'a daim muvaffak eyle. Amin. Defter-i hasenatlarına Risale-i Nur mecmualarının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır. Amin. Ve nurların içinde sebat ve devam ve ihlas nasip eyle ya. Amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur ve ehli imanı iki cihanda mesut eyle. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bu aciz ve bu biçare Said'in kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirtleri namına Said Nursi radıyallahu anh ruhlarına El Fatiha. Duyurumuz var iki tane. Bu Arnavutköy, bu dershanenin adını Nur Dersi dönmüş. Arnavutköy Nur Dersi, Nur Dersi dershanesi diye. Bu benimle alakası yok. Kardeşlere sunuldu. En çok buna çıktı. Bunu istediler. Nur Dersi dershanesi yani. İki, Zeytinburnu'da bir dershane kiralık veya satılık arıyoruz. Ama önceliğimiz bir kiralık bulsak. Orada dershane, şimdi hedefimiz Zeytinburnu'da dershane açmak. Orada gerçi ders yapıyoruz. Dersimiz var. Ama bir dershane açacağız. Gönlünüze, kulağınıza şey olursa, duyarsanız, görürseniz beraber inşallah orada dershane açacağız. Allah nasip eylerse.
Peki. Cumartesi, her cumartesi ama 9 çok erken oluyor. 9 biraz zor yetişmede. Değil mi? Ya 9 çeyrek geçir şimdi veya resim 9.30 olması lazım. Evet. 9.30 olması lazım. Bundan sonra abiler 9.30 çünkü gelen gelememiş. Tepecik gelemedi çıksa hiçbir yer gelemedi. Gelemez. Çünkü nasıl 9 yetişecek? İşinden çıkacak, akşamı kılacak, eşyasını değiştirecek. Çok zor. Biraz da burası şey alışılmamış. 9.30 inşallah. Nur dersi, Zeytinburnu dershanesi ve 9.30 saatimiz. Tamam abi. İnşallah.